Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi doğal antibiyotik sarımsak. Özellikle içerisinde bulunduğumuz kış aylarında sarımsak birçok hastalığa şifa kaynağı. Tabii ki sarımsak deyince Türkiye'de ilk akla gelen ise Kastamonu'da bulunan Taşköprü sarımsağındayız. Biz de Raha Haber ekipleri olarak bugün Kastamonu'dayız. Taşköprü sarımsağını diğer sarımsaklarına ayıran özelliğine yayın konumuzda bunları konuşacağız. Efendim haber yani hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle kadim şehir Kastamonu'ya hoş geldiniz. Sarımsağın başkenti Kastamonu, özellikle Taşköprü. Türkiye'deki sarımsak üretiminin yaklaşık %20'sini sadece Taşköprü üretiyor. Doğal antibiyotik, doğal ilaç, soğuk algınlığında nezle, grip gibi birçok yakalandığımız soğuk kış günlerinde bizim doğal savaşma ucuza bitkimiz sarımsak. Mitolojide sarımsak. Şöyle sözünüzü kestim. İzleyenler de görsün şu an. Evet. Kameraman arkadaşım da sizlere gösterecek olursa. Hakiki Taşköprü sarımsağının önündeyiz ve bu şekilde izleyenlerimize aktaralım bilgilerini. Şimdi hakiki Taşköprü sarımsağı her şeyden önce milenyum ve germenyum oranı çok yüksek olan bir sarımsak. Selenyum iki şekilde alınıyor. Ya havadan ya da yediğimiz bitkilerden. İşte Kastamonu Taşköprü sarımsağı selenyum miktarı açısından dünyadaki en önemli sarımsaklardan bir tanesi. Türkiye'deki 73 endemik sarımsaktan bir tanesi Taşköprü. Neden selenyum? Selenyum çağımızın en önemli hastalıklarından bir tanesi olan kanser, Alzheimer ve demans hastalıkları gibi hastalıklarda savaşan doğal mucizedir. Selenyum miktarı Taşköprü sarımsağında yüksek olduğu için bu ortalama yaşamı etkilemekte ve selenyum miktarı ile birlikte vücut direnç kazandığı için sarımsak bir mücadele bitki olarak bizim için savaşmaktadır. Eski çağlarda da Herodot'tan öğrendiğimize göre piramitleri yapan oradaki işçilere de sarımsak verilmiş. Çünkü vücudun direncini arttırıyor. İşte Kastamonu Taşköprü sarımsağı ortalama yaşamın uzatılabilmesi için ve mücadele edebilmesi için soğuk algınlıklarında vazgeçeceğimiz en önemli doğal antibiyotik. Ve bunu Birinci Dünya Savaşı'nda da kullanıyorlar. Antibiyotikten önce bu sarımsağı ezerek mikropların bir takım vücuda girmemesi için açık yaraların tedavisinde de sarımsağı kullanmışlar. Bugün mantar ve viral hastalıklarda da özellikle Taşköprü sarımsağını tavsiye ediyoruz biz. Tabii ki konuşmamızın başında aktardık hocam ama birçok hastalık dedik. Özellikle belli başlı birkaç hastalığı söyleyebilir miyiz izleyenlerimize? Şimdi sarımsak A, B, B1 ve C vitaminleri açısından zengin ve halk tıbbında çok yaygın. Günümüzde de bundan ekstrele yapılarak özellikle zeytinyağı, işte limon, yine maydanoz gibi bitkilerle katılarak doğal bir mücadele edecek ilaç elde ediyoruz. Sarımsak tansiyon hastalarına, kalp damar hastalıklarına, kanı sulandırdığı için yine kolesterol oranı düşürülmesinde etkili ve nezle grip hastalığı, keratin oranı, yine saç, kemik, tırnak hastalıkların giderilmesi etkili bir maddedir. Yani izleyenlerimize diyoruz ki Taşköprü sarımsağı diğer sarımsaklardan farklı, evet, gönül rahatlığıyla tüketebilirler, kullanabilirler. Şimdi, kış aylarında özellikle bol tüketebilirler tabii, diyorsunuz. Tabii ki. Yalnız bunu Taşköprü sarımsağı, neden Taşköprü sarımsağı? Selenyum miktarı dünyada en fazla olan sarımsaklardan bir tanesi. Ve ana vatanı Anadolu ve Taşköprü sarımsağı çağımızın en yaygın hastalıkları olan kanserle de antioksidan etkisi olduğu için mücadele eden bir bitkidir. Ve bu bitkinin dünyada kurutularak ilaçları, hapları, ekstreleri yapılmaktadır. Taşköprü'de bu açıdan selenyum miktarı yüksek olduğu için bu sarımsağımız kıymeti bilinmesi gereken bir üründür. Bundan dolayı da coğrafi işaret almış tek ürün Kastamonu Taşköprü sarımsağıdır. Teşekkür ederim hocam verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun, teşekkürler. Sağ olun. Evet, bizler haber ekipleri olarak bugün Kadımşehir Kastamonu'daydık. Kastamonu'nun meşhur Taşköprü sarımsağını konuştuk diyelim ve bir sözü tekrar Kastamonu'dan merkeze bırakalım.